Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün farklı değişik bir video ile karşınızdayız. İlk kez Gran Turismo oynayarak kameranın karşısına geçip sizle küçük bir video yapacağım. Bildiğiniz gibi Gran Turismo'ya yeni bir güncelleme geldi, yeni bir pist, yeni birkaç araç geldi. Bu araçlardan biri de benim en çok merakla beklediğim, beni geçmişe götüren, çocukluğuma götüren bir araç. Ford Sierra Cosworth RS500 modeli, Ford'un efsane rally araçlarından birisi bu. İlk işim bu arabayı almak oldu zaten. Bu araçla beraber bir iki araç da aldık. Tabii kasadaki parayı da bitirdik. Bu aracı bu videoda yeni pistte deneyeceğiz. Biraz oynadım. Bir tur, bir buçuk tur attım o pistte. Yeni bir pist geldi. Pistin adını şu an tam hatırlayamadım ama girince göreceğiz zaten. Amerika'da bir pist. Tabii eski rally şampiyonalarında tozu dumana katan bir araçtı bu. Çok iyi bir araçtı. Çok sevdiğim, dış görünüş olarak, ses olarak çok beğendiğim bir araç bu. Tabii bu aracı görünce insan biraz da hani duygusallaşıyor, bizim yaşımızdakiler. Şu ön ızgarayı, farları gördünüz mü zaten direkt o günlere gidiyorsunuz. Arabanın üstünde hiçbir dış görünüş olarak modifiye denemedim. Sadece katılacağımız yarış için çok zayıf kalıyor araç. O yüzden birkaç parça ekledim bu araca. Bayağı da bir para gitti ama hala yeterli seviyede değil araba. Gördüğünüz gibi hava filtreleri, soğutucular, işte gecikme önleyici sistem falan filan bir sürü özellikler var. Bunları artık zamanla aracımıza ekleyeceğiz. Hatta şunu da ekleyelim. Şöyle iyice artsın beygirimiz yahu. Neyse 600'e dayandım. Normalde performans puanımız 600 desek, 700'lük performans puanı olan araçlarla yarışacağız. Yani arada 100 gibi 100 değerlik, 100 birimlik bir performans farkı var. Gerisi de artık bizim şoförlüğümüze kalıyor. Ne kadar süreriz, ne kadar gidebiliriz, rakiplerle nasıl mücadele edebiliriz, baş edebilir miyiz, yaklaşabilir miyiz, geçebilir miyiz hiç bilmiyorum gerçekten. Pistin de acemisiyim. Bu arada bütün yardımlar kapalı oyunda. Yeni pistimiz de bu. Michelin Raceway Road Atlanta adındaki Amerika'daki bir pist. Manuel vites oynayacağım. Siz vitesi görmüyorsunuz. Tabii bu arabada manuel vites olduğu için böyle bir başlangıç yapayım dedim. Normalde pek kullanmıyorum manuel vitesi. Manuel vites genelde hani eğlence için falan oynadığımda güzel oluyor ama ciddi yarışlarda gerçekten çok zaman kaybettiren bir şey. Uzatmıyorum, yarışa geçiyorum. Sizi yarışla baş başa bırakıyorum. Tabii yarış içinde de birkaç konuşacak şeyimiz olur illaki. Pist biraz zor bir piste benziyor. Bilmiyorum, ilk gördüğümde öyleydi ama bakalım ne yapacağız. Evet, boşta kalmış araba. Daha başlarken hata yapmaya başladık. Bir de bu işte araba arkadan itişti, yardımlar kapalı, yol tutuş sıfır. O yüzden çok viraj çıkışlarına özellikle çok dikkat etmem lazım. Gaza gelip gaza basmamak lazım fazla arabalara yaklaşınca. Direkt pistin dışına atar bizi. Şöyle erken vites atalım şurada. Turbonun sesi de ne güzel geliyor, fısır fısır. İyi, fena da gitmiyor ama işte liderler, öndekiler nasıl gidiyor acaba? O biraz. Dayının önünde fren yapılır mı ya? Biz yarışçı adamız be. Evet, biraz kaydırdık burada arkayı. Olur o kadar, o da işin estetiği abi. Yarış araçları kullanırken, şimdi bunlar güçlü araba, seri araba olduğu için manuel viteste tek elle kullanıyormuşçasına bir his oluşuyor. Tabii bu arabayı kontrol etmenizi zorlaştırıyor, yol tutuşunuzu zorlaştırıyor, virajlarda dönme kabiliyetinizi zorlaştırıyor işte dediğim gibi. Şu viraj çok tehlikeli. Neyse, acemiyiz abi. Pistin acemisiyiz yani. Son anda görüyorum döneceğim yerleri. O yüzden yarışlarda genelde tabii kullanmıyorum manuel vitesi. Hem vakit kaybettiriyor, hem kontrolü zorlaştırıyor. Hadi oğlum. İyi, 9. 5 turluk yarış. Fazla uzun sürmeyecek gibi mi geliyor bu? Vay, bir Sierra Cosworth'te beyaz önümüzde. Beyaz daha güzel görünüyor. Dediğim gibi dış görünüşüne pek bir şey yapmadım aracın. Aerodinamiği ile alakalı neler var, nasıl parçalar var hiç bilmiyorum. Şu an dış görünüşü fabrika çıkışı gibi.
Sadece işte motorunu güçlendirdik biraz. Yarış özelliği olan parçalar takmaya çalıştım. Bir de sert yarış lastikleri taktım. Biraz daha hızlı gideyim diye, ama bu da işte bizim yol tutuşumuzu azaltan bir şey. Özellikle aracın, evet, vites tek olmuyor abi. Bir de çoktandır manuel vitesle oynamadığım için artık iyice ellerim şu kulaklara alıştı. Vites atarken bile zorluk çekiyorum yani. Abi şimdi vites istiyor ama orada viraj var. Acaba diyorum keskin bir viraj mı? Hani gaza bassak, vitesi 5'e alsak bu sefer frenlemek zorunda kalır. Viraja hızlı gireriz falan. Korkuyorum yani. Pistin yabancısıyız abi. Şöyle kaymadan geçebilirsem şurayı, evet. Beyaz BMW. Şöyle biraz kamerayı da değiştirelim. Siz aracı bir de dıştan görün. Şöyle. Ben tabii kokpit kameraya alıştığım için dıştan görünüşte veya diğer kamera seçeneklerinde biraz zorlanıyorum. Bu da önü aracımızın. Fıstık gibi araba ya. Çok güzeldi be. O zamanlar da güzeldi. O zaman lardaki arabalarda güzeldi. Amanın abinin yapma, son anda kurtardık. Bizim için yarış bitebilirdi yani şurada. Tabi karşımızdaki araçlardan güçsüz aracımız, o yüzden yetişmek zor, hele de ilk 3'e 4'e yetişmek bayağı bir zor. Şurada durduramıyorsun arabayı ya. Bir de yani araçta yarış frenleri, yarış balataları falan var. Frenlerin en babası yani. En iyi frenleri taktık. Eyvah eyvah. Tabii kameraya bir saniyeliğine bakmak bile yarışı bitirebilir bizim için. Hadi oğlum. İyice yanaştık. Çekil. Çekil vururum. Düzlüğe geldikleri an geçiyorlar yani. Çok güçlü araçlar. Yani tekelle de işte drift'te kontrolü çok zor arabanın. Şuraya bak. İki elle oynayamıyoruz ki. Elimiz hep viteste. Ama ilk üçü de yakaladık bu arada. Ha, fena değiliz. 100 performans puanı fark olmasına rağmen, hadi biraz kaydır şunu. Görüyorsunuz yani, benim anlatmama gerek yok. Her şey ortada. Düzlüğe geldi mi beygir farkı, güç farkı hissettiriyor kendini. Arkadaş uçtu gidiyor. Biz bunu nerede yakalayacağız? Anca şöyle seri bir viraj olacak, zigzaklı ki İyice yavaşlayacak. Belki orada biraz daha hızlı girerek veya geç frenleyerek, şöyle yaptığım gibi. Tabii burada aracı kaydırmamak da önemli. Hadi oğlum. Ona bakarken yoldan çıktık. Bak şimdi düzlükte nasıl yaklaşıyorlar, görüyor musunuz? Acayipler ya. Biraz şöyle drift atarak. Fazla vitesi kurcalamayayım diyorum. Vitese elim gittikçe vakit kaybettiriyor bana. Bu arada taktuk sesler birden gazdan veya frenden ayağımı çektiğim için oluyor. Hayatımızın oyunu ya, Gran Turismo. Bakalım VR desteği gelecek mi? VR2 desteği gelirse
durumları da toparlayabilirsem bir VR 2 sırf şu oyun için bile almayı düşünüyorum. Şu an için PlayStation'ın VR oyunlarının, yani VR'ın çıkış oyunları biraz zayıf geldi bana. İnşallah çıkana kadar en azından bu oyun hakkında bir güncelleme gelir mi gelmez mi, oyunu full VR'la oynayabilir miyiz bilmiyorum. Onları artık zaman gösterecek. Şu önümüzdeki bir iki ay, hatta birkaç ay eyvah geç frenledim, geç frenledim. Çıkma yoldan aferin. Burada da yarış frenleri devreye giriyor. Az kaldı hadi. Bir ivmelenelim şurada. Hoppa. Kaydıra kaydıra. Kazandık. Çok iyi araba be. Vallahi süper araba ya. Seviyorum bu arabayı. 80'lerin 90'ların arabalarını seviyorum abi. Arabaya benziyorlar. Sürüş maratonu da yaptık. Bir de şu 3 yıldız rulet biletini açalım ama beklentiye girmeyin. Gran Turismo bu konuda da çok cimri. Özellikle pist konusunda da çok cimri. Şöyle ki oyun çıkalı 1 yıl olmak üzere. Belki de oldu. Mart'ın 4'ünde çıkmıştı ama geçen Mart'ın 4'üydü herhalde. Topu topu 2 tane pist geldi ya güncellemelerle. O kadar güncelleme geldi ama pist sayısı sadece 2 yeni eklenen. Hani varyasyonlar eklendi, bazı pistlere toprak yol falan eklendi. Onları ben saymam, saymıyorum yani, onlar pist değil. Piste eklenmiş küçük küçük bölümler. Benim işime yaramıyor abi, bana pist getir. Polyphony Digital, Sony, Gran Turismo, her neysen artık. Yani bana pist lazım, yarışacağım pist. Artık bıkıyor insan belli bir süre sonra. Evet, gördüğünüz gibi en düşük ödül neyse her zaman onu verir. Kazu amcamız hiç şaşırtmaz. Al. Neyse 10.000 de 11'dir ya. Bu videomuzda böyle bitirelim. Değişik bir Gran Turismo videosu olsun istedim. Beğenirseniz devamını da çekerim vakit buldukça. Umarım beğenmişsinizdir. Takip ederseniz de, yorum yaparsanız da olumlu olumsuz sevinirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.